Samimi Analiz programından hepinize mutlu günler diliyoruz. Yeni yılı karşıladık ve hepimizin merak ettiği konu asgari ücret açıklandı ve memur, emekli memurlarımız acaba ne kadar zam alacaklar? Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz bizlerle ve hemen kendisine de soralım. Gözler memur ve emekli zamında oranlar ne olacak? Burada yasalar doğrultusunda emeklerimize zam yapılıyor. Yasalarımızdan gelen mevzuat nedir? Emekliye yılda iki defa zam yapılıyor. Biri Ocak ayında, biri Temmuz ayında. Dolayısıyla buradaki zamlarla ilgili enflasyon, yani TÜFE verisi maaşlara ekleniyor. Ha, buradaki enflasyon verisinin 2023'ü şöyle bir masaya yatıp da incelediğimiz takdirde Ocak ile Haziran ayı arasında %19.77 enflasyon açıklanmıştı. Bunu %25'e aradaki fark refah payı şeklinde verilmişti. Memur emeklilerinde ise %17.55 üzerine yine %25'e takviye şeklinde refah payıyla %25 ortak verilmişti. Ama şu an en çok merak edilen ve sorunun doğru cevabı da Temmuz ile Aralık ayı arasındaki enflasyon verisine. Kasım'a kadar enflasyon açıklandı. Kasım ayı itibariyle enflasyon verisi %33.64. Ha, burada SSK Bağkur emeklisi Kasım sonu %33.64 kesin alacak diyebiliriz. Ama memurlarımızda ise bu rakam toplu sözleşmeden dolayı %45'e varıyor. Peki Aralık ayı ne olacak? Aralık ayıyla ilgili de tahminlerde bulunabiliyoruz. Aralık ayının enflasyon verisi Ocak ayının 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sabahleyin açıklanıyor ve o tarih itibariyle de netleşmiş olacak. Ama Merkez Bankası piyasa katılımcı anketine göre Aralık ayı enflasyonu 3.26 çıkacağıyla ilgili gerek sosyal medyada gerek kendi sitelerinde bunu yayınlarlar. Ha, dün Reuters'ın vermiş olduğu Aralık tahminiyle ilgili, Türkiye ile alakalı bu rakam 3.1'di. Ha, yıllık bazda da %65.1. Merkez Bankası anketine göre ise buradaki rakam 65.39. Hem orta vadeli oranda hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu %65'lik enflasyon tahminini tutturduğunu söyleyebiliriz. Bu veriler ışığında yıl sonu, yani Temmuz ile Aralık ayındaki emeklimize gelecek olan zam mı %38, memur ve memur emeklisine gelecek olan zam mı da %50 üzerinden söyleyebiliriz. Bunu parasal ifadeyle değerlendirdiğimiz takdirde SSK Bağkur emeklimiz şu anda 7500 lira alıyor. %38'lik bir zamla 10.356 liraya. Memur ve memur emeklimiz memur emeklimiz 9.876 lira alıyor. %50'lik bir zamla 14.795 liraya. Bekar bir memurumuz 20.377 liradan %50'lik zamla 30.526 liraya. Evli bir memurumuz 22.017 liradan 32.983 liraya çıkabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Peki siz de takdir edersiniz ki eskiden işte çalışanlar anne babalarına sıkıştıkları zaman giderlerdi. Onlardan işte yardım alırlardı. Ama öyle bir döneme geldik ki şimdilerde emekli maaşları, özellikle de kök ücret o kadar çok az ki, 7500 liralardan bahsediyoruz. Bu durumda da çalışanlar, bu kez emekli olan anne babalarına yardım etmek durumunda kalıyor. Peki yapılacak olan zamla birlikte kök ücret zammında da bir, parasında da bir değişiklik olacak mı? Bir düzeltme olacak mı? Evet, emekli maaşları ve de asgari ücreti şöyle bir masaya yatırdığımız takdirde burada emekli maaşlarının tarihçesinde asgari ücrete denk olan dönemleri de gördü Türkiye'miz. Hatta geçtiği dönemleri de hatırlıyoruz. Oldu, doğru. Dolayısıyla 17 bin lira asgari ücret oldu ama şu anda 7500 lira taban aylık uygulaması var. Ha, bununla ilgili arada 10 bin lira gibi bir fark var. Bunun etkenlerine gelince ülkemizde emekli maaşları hesaplamayla ilgili 99'a kadar bir hesaplama, 99-2000 arası, 2008 arası bir hesaplama, 2008 sonrasında da bir. Burada aylık bağlanma oranları, Türkiye'nin kalkınmada büyüme katsayısı, enflasyon verileri, bunların karma bir şekilde hesaplama yöntemleri var. Burada bir değişiklik yapılmadığı sürece dolayısıyla düşük emekli maaşlarına halen ülkemiz müktedir olacaktır. Bu müdahaleyle alakalı
siyasi ideoloji hep taban aylık dediğimiz o 7500 liranın altındaki kök aylıklarla ilgili hep hazine tarafından karşılanıyor. Kök aylıklara bir müdahale yapılmadığı takdirde, buradaki sistem değişmediği takdirde, bu şekilde sizlerle birlikte konuşmaya maalesef devam edeceğiz. Peki yine asgari ücrette olduğu gibi emekli zammında da ne kadar artış olursa olsun bir işte etiket fırsatçılığı, marketlerde bir zam fırsatçılığı da söz konusu. Peki orta vadeli planla bakacak olursak enflasyonla ilişkilendirdiğimiz zaman 2024'te işte bu enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde açıklamalar vardı ama şimdi baktığımızda 2025 hatta 2025'in ortası şeklinde yine açıklamalar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız Şimdi nedir? bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ekibinin bir izlediği bir politika var. Buradaki politikada enflasyonun düşürülmesiyle alakalı sıkı para politikası. Bu sebepten dolayı da geçtiğimiz hafta uluslararası kredi değerlendirme şirketi olan Moody's'in Türkiye hakkında görüşü açıklandı. Buradaki görüşte neler söylendi? Türkiye'nin kredi puanının durağandan pozitife çevrilmesiyle alakalı bir şart koştular. Buradaki şartın değerlendirmesi ise ücretlere, maaşlara yapılacak olan zam Merkez Bankası üzerinden sıkı para politikasının devam ettirilmesi söz konusu olacağını, eğer bu şekilde devam ederse bu pozitife çevrilmesiyle ilgili şartını öne sürdü. Ha, bu ne demek? Biz geçtiğimiz ay asgari ücretle ilgili hazırlıklara, konuşmalara, ne kadar olacağıyla ilgili değerlendirmelere başlarken hedef enflasyon ve de gerçekleşen enflasyonla söylemlerini duyduk. Ha, buradaki hedef enflasyonla ilgili Moody's bunun üzerinden değerlendirilsin diyor. Yani 2023 yılındaki hedef enflasyon %65'ti. Buradaki hedef tutturuldu. 2024 yılı %36, 2025 yılı %14. Bu demek oluyor ki enflasyon rakamları doğrultusunda maaşlara zam yapılması. Hem asgari ücret, hem emekli maaşları, hem memur maaşları şeklinde değerlendirmeler. Ama bunları yapıldığı takdirde de bir sonraki dönemde olabilecek olan enflasyon ve cepten gidecek olan kayıplar otomatik olarak dar gelirliyi zora sokmuş oluyor. Bu yüzden de hep enflasyonun üzerinde bir zam yapılması lazım ki gelecek olan enflasyonu da geçim derdine düşenlerin biraz da olsa rahatlatması sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, Samimi Analiz'de program konuğumuzdu. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.